Her şeyi söylediler. Hiçbirini duymadım. Ağladım. Çok büyük bedel de ödedim. Bana inanan o kadınlarla birlikte Mardin İlk Turistik İşletmesini birlikte kurdum. Hiç geri dönüşlerim olmadı. Hep daha ileriye götürmenin yolunu aradım. Ben sosyal gastronomi şefiyim. Benim hayatım sadece yemek yapmak değil, o yemeği insanların hayatını ne kadar değiştirdiğini görebilmek. Geriye dönmemiz lazım, geleneksele dönmemiz lazım. Toprağımıza yüzümüzü çevirmek zorundayız. Yaşadığım ülkeyi çok seviyorum. Bu şehri ve bu insanları seviyorum. Ben Mardinli bir ailenin üçüncü kızı olarak dünyaya geldim. Annem çok güzel bir kadındı. Mardin'de veya Güneydoğu Anadolu'da bir arada olmak gücü gerektiriyor. Erkek çocuk çok önemli. Benim annem 7. gelin. Annemin bütün talihsizliği 2 kız çocuğu doğurması. Annemin oğlunun olmadığı üzerine gidiyorlar. Annem tekrar hamile. Doğum için hastaneye gidiyorlar. Gece saat 11'de. Hemşire müjdeyi veriyor onlara. Diyor ki gözün aydın teyze diyor, bir kızın oldu. O doğan kız çocuğu bendim. Babam şöyle söylüyor, diyor ki benim 3 tane kızım var ama ben çocuklarımı okutacağım diyor. Ve biz bütün ailenin içerisinde okuyan tek çocuklarız. Biz hepimiz üniversite bitirdik. Profesyonel turist rehberiyim aslında. 98 yılında bir meslektaşımla evlendim. Eşim İzmirliydi. İkimiz de turizm sektöründe çalışıyorduk. Ülkede turizmin durma noktasına geldiği yerde biz işsiz kaldık. 99 yılının sonlarında eşime dedim ki gel Mardin'e gidelim. Dedim ki bir şey yapacaksak mutlaka burada yapmalıyız. Bu şehre çok inandım ben. İçimde bir heyecan vardı. Burada yaşar mıyız? Ben denemek istiyorum dedim. Amacım Mardin'de turizm yapmaktı. Destinasyonlar hazırladım, çalışmalar yaptım. İstanbul Rehberler Odası'nın gelen sekreterliğini yürütüyordum o zaman. Birçok acentacı ve rehber tanıyordum o dönemde. Ve İstanbul'a gidip Mardin'i anlatmaya başladım herkese. Acentalara bunu pazarlamaya başladım. Mardin o dönemde, 99 yılların sonları, güvenlik sorunu çözmemiş. Tek bir otel var, çok kötü bir otel. Ve bir esnaf lokantasından başka turizm yatırımı olmayan bir yer. Ve insanlar kötü bir süreç geçirdikleri için işte hiç bilmedikleri bir sektörde hayırlı olsun diyorlar. Aslında zordu, çok zordu. Aileyle başladı zorluk. Önce babamla başladı. Dedim ki Mardin'de yaşayacağım, yaşayamazsın dedi. Dedim ki buna sen karışamazsın. Babama kafa tuttum 23 yaşlarında. Sen gidersen dedi, eşin orada yaşayamaz dedi. İsteseydim ben orada kalırdın sen dedi. Orada yaşatırdım ben sizi. Kapıyı çarptım ve geldim. O zaman babam 1,5 yıl konuşmadı. Benim bu kadar gözü kara olmam onu korkutuyordu. Mardin'de o yaşayamadı. Kızım ne yapacak? Ben babamı korkularıyla baş başa bıraktım. Burada büyük bir savaşa hazırlandım. Ama hiçbir şeyin burada bir anlamının olmadığını yaşadıkça anladınız. Hayallerimden vazgeçmedim. Çok yenildim. Çok ağladım. Dayımın evinde kalıyordum. Dayım vefat ettikten sonra 4 katlı bir konakta yengem ve kuzenlerimle birlikteyim. Herkes o evde. Giyimim, yaşam şeklim, evliliğe bakış açım, kocamla aramdaki ilişki her şey çok bambaşkaydı. Zaman içerisinde işte yengem bu iletişimi sağlıyordu. Kuzenlerim yengemi çok sıkıştırmışlar. Söyle gitsin yoksa başımızı belaya sokacak diye. Ben gitmedim. 2000 yılının Eylül ayında gezdirdiğim bir Alman turist grubu var. Bu arada küçük küçük gruplar getirmeye başlamıştım. Grup gelecek, 5 kişi, 10 kişi. Oteli önceden gidip temizletiyordu. Bu benim gururum aslında. 1999 yılında Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 11 binmiş. Yatak kapasitesi 220. Aslında Nusaybin sınır kapısı biliyorsunuz 33 kilometre. Oradan geçen her kamyoncuyu turist saydığımız için aslında bu reel bir rakam değilmiş. Mardin'e turist gelmiyormuş. Otelin durumu da çok kötüydü. 2000 yılının Eylül ayında Alman konsolosluğun 28 kişilik bir grubunu Mardin'de ağırlıyoruz. Öğlenleyin otele geldiler. Akşamleyin dedi ki ben de grubumla dışarıda yemek yemek istiyorum. Ertesi günde öğlen yemeği yiyecek uzun bir programları var. Akşam yemeğini beğenmediler. Yarın öğlen yemeğimizi nerede yiyoruz? Biz burada yemek yemeyeceğiz dediler. Almanca rehber bir arkadaşım bana şey dedi. Bak Emre dedi, radikal bir karar aldım, Mardin'e geldim. Bir otel, bir restoran da dedi iş yürütemezsin. Burada yaşayabilmen için dedi, mutlaka alternatif yaratmak zorundasın. Eve gittim çok ağladım. Yengem geldi. Dedi ki ne oldu? Dedim ki yarın misafirlerim yemeğe götürecek yer yok. Oradaki yemekler çok yağlı, yiyemediler. Yengem hiçbir şey söylemeden bana şunu teklif etti. Dedi ki buraya gelin. Kaç kişi dedi? 28. Dedim ki yapabilecek misin? Dedi her gün kaç 28 kişiye yemek yapıyorum, senin haberin var mı dedi. Tamam dedik. Beni yengem karşılamadı, sadece bütün mahalle bizim evin içerisinde. Yapılan yemek muazzamdı. Bütün programı alt üst ederek grup 4'te çıktı. Sonra dedim ki ben bu işi yapacağım. Yengeme dedim ki ben size dedim turist getirsem siz böyle yemek yapar mısınız evde? Yengem hemen şey dedi, iş çıkartma bana, kadınlar hepsi yaparız dediler. Biz aynı mahallede 8 tane ev seçtik.
Bu iş bayağı bir sürdü. Herkes çok mutlu. Kimi bulaşık yıkıyor, kimi yemek yapıyor. 21 kadın. Radikal Gazetesi o zaman çok popüler bir gazeteydi. Funda Özkan bizimle ilgili bir yazı yazdı. Sonra Mardin'e gelen herkes bizi aramaya başladı. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'nda turistlere yemek veriliyordu. Niye Mardin Müzesi'nde verilmesin diye dönemin valisine gittim. Durumu anlattım. O çok beni çok şey yapmadı, ciddiye almadı ama dedi ki ne istiyorsanız gidin yapın müzede dedi. Müzenin kafeteryasını kiraladık. Müzede bir ekonomi dönmeye başladı. Başına da müze derneğine bir para ödüyoruz. Ama etraftaki enteresan bir durum var. 21 tane kadın aynı mahalleden tek sıra halinde elinde tencerelerle Cumhuriyet Meydanı'na geçip müzeye gidiyor her gün. Birileri şikayet etti durumdan. Müzenin kapıları kapandı. Gene niyelere döndüm. Tabii bu sefer değişik bir fark vardı. Bu sefer tek başıma ağlamıyordum. 21 kadın vardı. Biz birlikte ağlamaya başladık. Bu iş böyle olmayacak dedim ben. Şimdi dönersem kapısına gidip, sektör çok küçük. İnsanlara hayallerimi anlattım, Mardin'e gelin şöyle bir iş yaptım, buradayım ben dedikten sonra gidip de ben o işi yapamadım. Bana kaldığım yerden iş verin demek bana göre değildi. İçimde fırtınalar kopuyordu ama zor bir fırtınaydı bu. 2001 yılı 8 Haziran, ben bana inanan o kadınlarla birlikte Mardin'in turistik işletmesini birlikte kurduk biz. Yılı bir kadın, 23 yaşında, içkili bir restoran işletiyor ve mutfağında kadınlar çalışıyor. Bu dinamiklerin kaldırabileceği bir şey değildi. 4 ay boyunca akıllarına gelen her şeyi söylediler. Hiçbirini duymadım. Yoluma devam ettim. Bir gün bir beyefendi geldi, 60'lı yaşlarda. Korktum önce. Sen Ebru musun dedi. Evet dedim. Gel dedi, konuşacağız, çay söyle dedi. Benim dedi, seninkinden daha güzel evim var dedi. Onu otel mi yapayım, lokanta mı yapayım, sen söyle dedi. İşte benim için kırılma noktası oydu. Ve yola devam ettiler. Ondan sonra benimle uğraşmayı bıraktılar. Herkes turizme yatırım yapmaya başladı. What will they say when the hard rain? Mardin'i ziyaret eden turist sayısı 1,5 milyondu. Buranın kendi insanı bir işe inanıp bir restoran örneğinden yola çıkarak şehrin turizmine yatırım yaptılar. 20 yıl önce Mardin'in geçim kaynakları arasında tarım vardı. Şimdi en büyük ivmeyi turizm götürüyor. Benim hayatımda hep insanlar oldu. Dezavantajlı gruplar ve hassas gruplar oldu. Çünkü burada çok fazla insan bu durumda. Bir yol göstericiye ihtiyaçları var. Kurduğum Cercis Murat Konağı sonra bir okul oldu. Şimdi bugün taksiye biniyorum. Abla beni hatırladı mı diyor. Ben sizde çalışıyordum. 2016 yılında Harran Kaymakamı, o zaman Temel Ayça ve eşiyle birlikte beni Harran'a davet ettiler. Aslında oradaki konu şuydu, Harran 19 bin nüfuslu bir mülteci kampına sahip, 88 bin nüfuslu bir ilçe. İşsizlik çok fazla orada da. Ne yapabiliriz çalışıyor Kaymakam Bey. Bir restoran açalım mı burada dedi. Ben dedim ki okul açacağız dedim. Sonra Kaymakam Bey sağ olsun bir proje yazdı. Harran Gastronomi Okulu projesi. 3 haftada hayata geçti bu proje. Önce 80 küsür Suriyeli ve Türk kadın. Eylül ayında projenin ikinci safhası açıldı. Benim 160 öğrencim oldu Harran'da. Sonra Avrupa standartlarında bir mutfak deneyimlemeleri gerekiyordu bu insanların. Benim aklıma bir şey geldi. İstanbul'da Italy restoran, bir pop-up restoran açtık. 12 tane kızın ailesi ikna edildi. Biz 12 tane kızım İstanbul'a götürdük. İtalyan şef gözetiminde hem bizden öğrendiklerini hem de şef Claudio'nun göstermiş olduğu bütün her şeyin içerisinde onlar da oldular. Dünyanın en büyük gastronomi fuarı ama 2 yılda bir Lyon'da yapılıyor bu. Fuar yönetiminin çok dikkatini çekti. Hani Urfa'da böyle bir işe başlıyorsunuz, Lyon'a gelir misiniz? Lyon'a gittik kızlarla. Çok büyük bir başarı hikayesiydi bu. Urfa'dan Fransa'ya döndüğümüz zaman fuar firması bizi bu projeyle gastronominin en prestijli ödülü Basque Culinary World Prize yarışmasına beni aday gösterdiler. 30 ülkede 130 şef arasından dünyanın ilk 10'una girdim ben. Bu büyük bir gurur. Türkiye'den ilk kez böyle bir şef çıkıyor. Ben sosyal gastronomi şefiyim. Benim işim sadece tabak yapmak değil. Benim hayatım sadece yemek yapmak değil, o yemeği insanların hayatını ne kadar değiştirdiğini görebilmek. Mutfağımda bir sürü insan çalışıyor ve bu insanların hiçbir tanesi daha önce turizm veya gastronomi eğitimi almış insanlar değil. İyi şeflerim var artık benim. Yemeğin lezzeti kadar kaç kişinin hayatını etkilediğiyle çok ilgiliyim ben. Dünyaya neler bırakabilirimle ilgiliyim ben.
tarımdan, çiftçiden başlayıp tedarik zincirine ve ondan sonra tüketiciye kadar bir ekosistem yaratmanın ne kadar gerekliliğini gördüm. Ağladım, çok büyük bedel de ödedim. Kızımın büyüdüğünü göremedim mesela. Hiç geri dönüşlerim olmadı. Hep daha ileriye götürmenin yolunu aradım. Topraktan tabağın hikayesi de çok enteresan. Ama bir gün bir terslik oldu. Yapmış olduğum yemeği sorgulamaya başladım bu sefer. 5,5 yaşındaydı kızım. Kızımın yürüyüşünden tedirgin olan bir doktor bizi nörolojik pediatriye gönderdi. Kızımın beyninin sol köşesinde tümör tespit edildi. Kızım ameliyattan çıkınca ve doktorun uçağı sahnini gördüğüm zaman doktora şey dedim. Niye benim kızım dedim. Artık sadece sizin kızınız değil dedi. Her 10 kişiden 6 kişi bu durumu deneyimliyor. Neden dedim. Nedenini bilsem Nobel alırım. Ama bildiğim bir şey var. Yediğimiz içtiğimiz her şey demişti. Ben her şeyin en iyisini yediriyorum. Cips yedirmiyorum. Kola yedirmiyorum. Onu yedirmiyorum. Onunla alakası yok Ebru Hanım dedi. Toprak artık iyi üretmiyor. Hava kirli, su kirli dedi. Ben Mardin'de yaşıyorum. Sanayisi olmayan bir yer. Hava ne kadar kirli olabilir ki burada? Toprağı kirletecek kadar. Sonra araştırmaya başladım. Her şeyi. Dehşete kapıldım. Benim bir şey yapmam lazımdı. 6 yıl boyunca araştırdım ben. Birleşmiş Milletler'den çok iyi bir iş yaptınız. Suriyeli mültecileri içine katarak bunu nasıl ileriye götürebiliriz dediler. Ben aslında arka planda her şeyi hazırlamıştım. Tarım yapacaktım. Tek başıma bir şey yapmayacaktım. Herkesi içine alacak bir şey yapmalıydım. Mezopotamya'da 12 bin yıl önce tarım bu topraklarda başlıyor. Avrupa'ya bile 4 bin yıl sonra gidiyor tohum buradan. Ve biz kendi yerel tohumumuzu kaybetmişiz. Tohumları bulmam lazımdı. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne gittim. Bu bölgede yetişen eskiden bir envanteriniz varsa bu envanteri ve bu tohumlardan örnek istiyorum dedim. Çok yardımcı oldular ve bana 11 çeşit tohum verdiler. 2 tane kadın ziraat mühendisi buldum. Çünkü Ankara'nın doğusunda ziraat mühendisleri toprakta kabul görmüyor. Ve bu insanlar genelde bir kasiyer olarak çalışıyor ya da bir tohum mağazasında çalışıyorlar. İşte kendi isteklerini, işlerini yapamıyorlar. Köy köy dolaştım. Köylerde bu tohumların 5 tanesini buldum ben. Hala bununla üretim yapan çiftçiler var. Traktörü olmadan bunları üreten insanlar var. Kendi kendine yetmeye çalışan insanlar. Birleşmiş Milletler'de Gıda Tarım Örgütü yanına gittim. Projeyi anlattım. 15 dakika sürdü. Ebru Hanım biz bu projeyi fonlamak istiyoruz dediler. Fonunu da ayırdık. İşin şekli sonra çok değişti. Bir köy bulduk. Bu köydeki kadınlarla konuştuk. İlk aldığım tepki ne işim var bu tohumlarla? Çünkü konvansiyonel tarımda toprağı artık öldürerek aldıkları o verimin onları yaşatacaklarını düşünüyor bu insanlar. 70 tane kadına iyi tarım uygulamaları eğitim veriyoruz. Kadınlarla birlikte işte köyde çalışma yapıyoruz. Biz onları anlatmaya başlayınca Suriyeliler bize yapmış olduğumuz işin yanlış olduğunu anlatmaya başladılar. Bu insanlar çocukluklarından beri tarım yapan insanlar. Tohumu çok iyi biliyorlar. Biz bu tohumu çoğaltmanın yoluna gittik. Toprağı kimyasaldan nasıl temizleriz? Verim vermediği zaman ne yapmamız gerekiyor? İlaç kullanmadan nasıl tarım yaparız? Bir gün çok önemliydi. Teyze 65 yaşında. Süneyde ne yapıyordunuz? İlaç vuruyorlar çünkü. Bize kova getirin dedi. Biz bir sürü kova topladık. Yoğurt kovalarını. Bizim tohum ektiğimiz yerlerin belli yerlerine kovaları koydu. Ve toprakla aynı hizaya getirdi bunları. İçine su doldurun. Soğuk su olacak. Süne yüksekte yaşayan bir canlı. Hava ısınmaya başlayınca tarlaya giriyor ve buğdayı yiyip bitiriyor. Serin yer gerekiyor. Kovaların içi. Kovaların etrafına biz buğday tohumu attık. Süne bu sefer tarlaya girmiyor. Kovaların etrafındaki olgun buğdaya gelmeye başladı. Ondan sonra su kapandı. Da ölmeye başladı. Biz tarımı çok iyi bilen bir ülkeyiz. Makinalarla, ithal tohumlarla birlikte biz alışkanlıklarımızı yitirdik. Babadan oğula öğrendiğimiz tarım tekniklerini başka tekniklere tercih ettik. Dolayısıyla tarımı unuttuk. Tohum bu topraklardan başladı, bütün dünyaya yayıldı. Unuttuğumuz her şeyi tekrar öğrenip dünyaya tekrar tarımı anlatmaya niyet ettik. Aslında birçok sorunun çözümü bir tek projede birleşti. Kuraklık başladı. Ektiğimiz tohumların hepsi susuz yetişiyor. Bu ülkede tüm dünyayı besleyecek toprak var. Susuz tarım üzerine çalışmaya başladık. Sadece 15 gün içerisinde yağmur yağmazsa bir can suyu veriyoruz. Yerel tohumların önemini burada gördük. Benim bir amacım var. Tek bir amacım. Bu işe başladığım zaman ben Konya Ovası'nı ekeceğim demiştim. Bu benim niyetimdi. Bu sene onu gerçekleştiriyorum. 70 kadın çalıştı. Hayatlarında ilk kez sosyal güvenlik sistemine kaydedildiler. Teşvikten yararlanıp bu insanları sosyal güvenlik sistemine kaydettik. Bu kadınların hayatlarının değişince geleneksel aile işçisi olarak çalışan tarım işçisi kadınların sadece 1.2'lik kısmının sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olduğunu öğrendik. Kadınların yaşam koşullarını değiştirdiğiniz zaman yaptıkları işi ne kadar sürdürülebilir hale getirdiklerini gördük. Mülteci entegrasyonu, biz çok şey öğrendik onlardan. Bizim bu süreci insan olarak iyi yönetmemiz gerekiyor. Suriyeli mülteci nüfusunun 100 bin olduğu bir şehirde benim onları görmemden mümkün olamazdı. Doğru konumlandırıldıklarında
aslında bu ülkenin ekonomisine de, sosyolojisine de, yaşam zenginliğine de katkıları var. 2018 yılında ben Birleşmiş Milletler'le bir proje daha yaptım. Onlara şunu söyledim. Yardım kuruluşları Türkiye'ye Suriyeli mülteciler konusunda sadece para verip eğitim veriyorlar. Bu da sürdürülebilir olmuyor. Ben dünyanın en iyi sabunlarının Halep sabunları olduğunu daha öncesinden biliyordum. Aklıma bir fikir doğdu. Dedim ki acaba biz bu işi yapar mıyız? 4 tane kadın, Suriyeli kadın bulduk. Bize öğrettiler. Sonra Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nden bir destek istedim. Küçük bir destekle eğitim projesine destek verdiler. Atölyelendirme kısmını biz yaptık. 2019 yılında kazandığım Toprağın Kadınları Ödülünü bu sabunların üretimi için kullandım. Özel bir üretim tekniği olan sabunlar ve bir yılda üretimi tamamlanıyor. Proje çok iyi olduğu düşünüldü. Japon hükümeti tarafından tekrar fonlandı. Bu sefer 30 öğrenci daha aldık, bu işi öğrettik. Pandemi başladı. Günübirlik işlerini kaybeden insanlar yanıma geldiler. Elimizde 20 bin kalıp sabun vardı. Korkunç bir sermaye geçti elimize. Yağ aldık, üretime tekrar başladık. Atölyeyi düzelttik. Sayı 17 oldu. Taleplere yetişemez olduk. Profesyonel bir yönetim kuruldu. Bu kooperatif sistemi içerisinde bir sözleşme hazırladık. Maddi manevi hiçbir talepte bulunmayacak. Bu sistemi büyütmek ve örnek bir sistem yaratmak için bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk. Sabunlar büyüdü. Şu anda 42 kişi sadece bu sabun sayesinde para kazanıyor. Evlerine ekmek götürüp... Sonra bir gün benim müdürüm geldi, yanında da bir tane beyefendi. Sizi arıyor Ebru abla dedi. Ne istiyorsun dedim. Sen bütün çiftçilere yardım ediyor musun dedi. Ne üretiyorsun? Domates dedi. Satamıyorum. Ben ne yapabilirim senin için dedim. Sen sat dedi. Şimdi düşündüm. Salça makinesi bakın Zeynep dedim. Çok da güzel bir makine geldi. Evimin terası 700 metrekare ve yaz boyunca o adam bize domates getirdi. Salça yaptık 75 ton. Biber üreticileri Siverek'ten geldi. Sayımız artmaya başladı. Aklıma bir fikir geldi. Bir ekip kurduk. Bu şartlarda üretim yapan çiftçileri tespit etmeye başladık. Ürettikleri ürünleri pazarlıksız satın almaya başladık. Sonra bir paketleme ünitesi kurduk. Terzi atölyesi kurduk. Topraktan Tabağa projesi. Kooperatifin içerisinde 6 tane beyaz yakalı çalışıyor. Hepsi Mardinli. Dışarıya gitmeden kendi şehirlerinde işi böyle büyüttük. Hiç kimseden destek almadık. Fabrika inşaatına başladık. Sonra bir müşteri profilimiz oluştu. Türkiye'nin en yaşlı influencerlarıyla çalışmaya başladık. Onlar bize çok destek verdi. Onların desteğiyle biz daha da işimizi büyüttük. Şu anda bir kooperatif ve 6 işletme 42 çalışanı olan bir sistem kurduk. Herkes kafası karışıyor. Bu kadın hepsiyle nasıl uğraşıyor diye. Sorumluluk. Çok iyi bir ekip kurdum burada. Çok iyi arkadaşlarım var. Sürekli istihdamlar yaratarak, bu ülkenin değerleri ve dinamiklerini ön plana çıkartarak bu insanların para kazanmanın yollarını öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her gün kapıma gelen bir sürü insan var, iş isteyen. Çevremde o kadar çok iş imkanı var ki bunların ekonomiye çevrilmemesi için hiçbir neden yok. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Neden bu işleri yapıyoruz? Ülkemi çok seviyorum. Atatürk Cumhuriyet kadını olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Anneme, babama, çocuklarıma, bu yaşadığım topluma karşı bir de bir borcum var, onu ödüyorum. Onlara su bırakabilmek için, gıda bırakabilmek için uğraşıyorum.